çevrenizdeki şeker hastalarına ya da insülin direnci olan insanlara bakın ya da kendinize bakın. Bu insanlar yapmaları gereken diyeti çoğu zaman uygulayamıyorlar. Ve bu insanlar en az bizim kadar sağlıklı olmak istiyorlar, iyileşmek istiyorlar, hayatı seviyorlar. Peki neden diyetlerini uygulayamıyorlar? Sorduğumuz zaman hocam çok acıkıyorum, yiyecek bir şey kalmıyor ve benzeri gibi şeyler söylüyorlar. Ve bunlar aslında biraz da savunma mekanizması. Fakat sorun bu insanların iradesine değil. Bu insanlar iradesiz değiller, sağlıklı olmak istiyorlar. Fakat güne yanlış başladıkları için ve kan şekerleri dengeleri günün başında bozulduğu için günün geri kalanında doğru diyeti yapmaları imkansız hale geliyor. Bu durum aynı gömlek iliklemeye benziyor. Gömleğin birinci düğmesini yanlış iliklerseniz geri kalanında düğmeleri doğru iliklemenizin imkanı yok. Ve bu nedenle siz eğer kahvaltıyı doğru yaparsanız günün geri kalanında beslenmenizi doğru düzenleyecek ve şekerinizi kontrol altına alacaksınız, zayıflayacaksınız, hayatınızı dengeye sokacaksınız. Bakın sadece birinci öğünü değiştirmekle. Bu videoda size birinci öğünde yani kahvaltıda yemeniz gereken 5 besin ve yememeniz gereken, hayatınızdan çıkartmanız gereken 5 besinden bahsedeceğim ve sizin sağlıklı olma yolunda atmanız gereken en büyük adımı atmanızı sağlayacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Birincisi şununla başlayalım. Küçük şeyler kan şekerini çok ciddi etkileyebiliyor. Şunu demeye çalışıyorum. Hocam ya bir dilim ekmek yesem ne olur sanki? diyorsanız o bir dilimin içerisinde olan yaklaşık 10 gram şekeri ben direkt olarak kanınızın içerisine sokarsam kan şekerinizi 150 birim arttırırım. Yani bu şu demek. Eğer ben kanınıza sabah 10 gram şeker eklersem ve sabah açlık şekeriniz 120 ise şekeriniz 270 olur. Yani o bir dilim ekmek bile sizin dengenizi bozmak için yeterli. Zaten burada bahsettiğim şey işte kalori hesabı, karbonhidrat hesabı falan değil. Burada bahsettiğim şey hayatınızın ve kan şekerinizin dengesini oluşturmak için hayatınızdan çıkartmanız gereken besler. Onun için de kesinlikle şundan ne olur, bundan ne olur, bunun da tadına baksam ne olur gibi düşünmeyin. Dediklerimi yapın, bir hafta 10 gün boyunca şekerinizi ölçün, sonuçları gelin yorumlarda beraber konuşalım. Şimdi zaman kaybetmeden başlıyoruz. Birinci besinimiz yumurta yumurta bize çok kötülendi. Yani işte kolesterolümüzü arttırır, kalp damar hastalığı yapar ve benzeri. Artık bunların anlamlı olmadığını biliyoruz. Fakat yumurtayı hala yemekten sakınıyor diyabet hastaları. Ben günde 6-8 tane yumurta yiyorum. Sizin en az günde 2 yumurta yemenizi öneriyorum. Ve yumurtanın aslında mesele sadece protein değil. Yumurta proteinle beraber yağ içerir ve kan şekerinizi dengeler. 1-2 Yumurtanın içerisinde kolin vardır. Bu kolin dediğim şey birincisi karaciğer detoksunu sağlar. İkincisi de nörolojik sağlık için iyidir. Şimdi... E, ee, karaciğer detoksu bizim için neden önemli? Şunun için önemli. Şeker hastalarının en önemli sorunlarından biri yağlı karaciğerdir. Ve bu yağlı karaciğer hormonal sisteminizi bozar, vücudunuzun detoksifikasyonunu bozar ve kolin karaciğeri iyileştiren en önemli maddelerden biri. İkincisi ise nörolojik sağlık. Alzheimer'ın lakabı nedir abi? Tip 3 diyabet. Yani aslında Alzheimer'ın hızlandırıcı faktörlerinden biri beynin kan şekeri kimyasının bozulması. E bu nedenle ben beynime destek olursam ne olur? diyabetin yan etkilerinden korumuş olurum. E ve bu konuda kolinin çok etkili olduğunu biliyoruz. E buradan da bir kazanç sağladık. Üçüncüsü abi yumurta dediğimiz şeyde bizim dışarıdan almamız gereken vücudumuzda üretemediğimiz amino asitlerin hepsi var. Yani bu bir tam protein kaynağı tüm amino asitler var. Bu tüm amino asitlerin olması sizin kas kaybınızı engeller. Diyabette en önemli sorun nedir? Abi kas kaybı. Zaten diyabet olan birisini biz kas kaybından da anlayabiliyoruz. Kolları bacakları incelmiştir ve göbeği artmıştır. Bu ne demek? Bu kas kaybediyor demek. Ve biz kasımızı korumamız için bir egzersiz yapacağız, iki yeterli amino asit alacağız ve güne tüm amino asitleri içeren bir kaynakla yani yumurtayla başlamak çok önemli. Bir diğer mesele, yumurtada birçok mikrobesin var. D vitamininden B12'ye, folattan çinkoya, neredeyse her şey. E bunları sağlamak insanlar için çok önemli. Peki ben yumurtayı koydum, Neyi çıkartacağım? Bize fikren ithal edilen müsli ve yulafı çıkartacağız. Bunlarda neredeyse sıfır yağ vardır. Ve diyabette sorun yağ değil karbonhidrattır. Bu besinlerde yeterli protein bulunmaz yumurta gibi birçok mikrobesini içermez. Hızlı sindirilir. Lifli olsa bile görece hızlı sindirilir. Kan şekerini yükseltir ve yedikten hemen sonra acıkırsınız. Zaten yulaf yiyen insanlar söylerler. Ha hemen acıktım. Niye? Abi çünkü yulaf böyle bir şey. Onun içinde sakın al sakın. Ben proteinimi yulaf ve sütten alıyorum deyip saçma sapan bir karışım yapıp yumurtayı kenarda bırakmayın. Her gün yumurta tüketin. İkinci beslimiz kaymak. Şimdi kaymak tabi lüks gibi görünse de aslında herkes evde yoğurt mayalıyor. Ve bu yoğurdun üstünde süt kaynattıktan sonra sütün üstünde kaymak oluyor. Bu kaymağın çok önemli birkaç özelliği var. Birincisi sağlıklı yağdan zengin. Neredeyse hiç karbonhidrat yok. Protein bir miktar var fakat yağdan zengin. Yağlar yiyeceklerin sindirilmesini zorlaştırdığı için kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlar. Şekeri dengeler. Bir. İki kaymağın içerisindeki yağ asitlerine özel bir yağ asidi vardır. Adı CLA. Bu CLA dediğim şey anti kanserdir, anti diyabetiktir, anti inflamatuardır. Bunun kapsülleri vardır. İnsanlar para verip satın alırlar. Zayıflamak için kullanırlar. insülin direncine kullanırlar. Ve CLA kaymağın yağında bulunur. Harika. E abi ben bu CLA'yı doğal olarak kaymaktan alırsam çok mutlu olurum. Bir diğer mesele yağ olduğu için ve sütten geldiği için sütün içerisindeki besin öğelerini bulundurur. Özellikle yağda eriyen vitaminleri ciddi miktarda bulundurur. Kalsiyum bulundurur. Yani aslında hem siz yağ hem siz kaliteli bir şekilde mineral, vitamin alıyorsunuz. Aynı zamanda bir antioksidan, anti bir yapı alıyorsunuz. Zayıflamanıza yardım eden bir yağ hasta alıyorsunuz. Daha ne olsun? Peki bunu neyle değişeceğiz? Benim önerim laktozsuz süt. Yağı azaltılmış bilmem peynir, laktozsuz yoğurt gibi saçma sapan süt ürünlerini çıkartıyorsunuz. Yerine kaymağı koyuyorsunuz. Peki can peynir koysam işte yoğurt koysam olur mu tam yağlı? Olur. Fakat bunlarda da bir miktar laktoz olduğu için ben her zaman kaymağı tercih ederim. Yani siz sabah eğer laktozsuz sütü kahvenize koyup kahvaltının yanında içiyorsanız ya da laktozsuz yoğurdunuzun üzerine bilmem ne koyup yiyorsanız hayatınızın hatasını yapıyorsunuz. Yerine abi kaymak yiyin en azından adam akıllı bir besin kaynağı almış olursunuz. Bir diğer besin üyesi abi kuru yemişler. Bu kuru yemişler de yine bizi korkutulan şeylerden biri. İşte çok yağlı kolesterolü yükseltir. Ya abi sorun kolesterol değil. Anlatmaktan bıktık. Şeker hastalarında sorun şekerdir. Ve bu fazla şeker kolesterole dönüşür. Kolesterolü arttırır. Şeker hastalarının hepsinin neredeyse kolesterolü yüksektir. Şeker hastalarının kolesterolünün yüksek olması tesadüfi değildir. Çünkü şekerleri yüksektir. E şeker hastalarının hepsine kolesterol yüksekse bunların ortak özelliği de şekerse demek ki şeker kolesterolü yükseltiyor. Allame iyi cihan olmaya gerek yok. Ve bu noktada bizim kuru yemişi tercih etmemizin birkaç tane sebebi var. Birisi ciddi miktarda protein içeriyor. Ciddi miktarda yağ içeriyor. Ve bu yağlar sağlıklı yağlar. Kalp damar hastalığını koruyan yağlar. Bir. İkincisi bu kuru yemişlerde çok fazla mineral var. Çinko, selenyum, bakır, molibden her ne isterseniz. Ve bu mineraller bedenin doğru çalışması için, hormonal dengenin doğru çalışması için, bağışıklık sisteminin korunması için, detoksifikasyonun devam etmesi için çok önemlidir. Özellikle selenyum mesela. Ve bu selenyumu en çok içeren yiyeceklerden biri de kuru yemiştir. Ve bu kuru yemiş yenildiği zaman protein ve yağ içerdiği için yine aynı kaymak gibi kan şekerini dengeler. Aynı yumurta gibi sizi tok tutar ve bu nedenle de gün içindeki kan şekerinizin dengeli olmasını sağlar. Peki bu kuru yemişi neyle değiştireceğiz? Abi bu kuru yemişi ekmekle değiştireceğiz. Çünkü biz ekmeği aslında yiyeceklerin yanına midemizi şişirmek için, tok hissetmek için bir alışkanlık olarak tüketiyoruz. Fakat kuru yemişte emin olun ki aynı e, görevi görür ve bu nedenle ekmeği hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Yerine kuru yemiş koyuyorsunuz. Ben günde bir avuç yiyorum. Siz de yaklaşık bir avuç yiyebilirsiniz. Ve burada bilmeniz gereken şey şudur. Ekmek çavdar ekmeği olması, işte kepekli ekmek olması vesaire hiçbir şeyi değiştirmez. Bakın hiçbir şeyi değiştirmez. Bunların içine un vardır. Bunların sindirimi işte çavdar koyunca, kepek koyunca biraz daha yavaşlar. Fakat o şekeri sindirirsiniz ve o şeker sizi hasta eden şekerdir. Bana şunu söyleyin: Çavdar ekmeği yiyen ve iyileşmiş bir şeker hastası var mıdır? Cevabı bekliyorum ama muhtemelen siz söylüyorsunuz abi hayır. Şeker hastalarının, özellikle dengesiz şeker hastalarının sağlığına kavuşamayan şeker hastalarının ortak özelliğini sorarsanız bana göre ekmeği çeşit çeşit yemeleri. İşte ya diyorum ki şekeriniz çok kötü ne yapıyorsunuz? Diyor ki hocam çavdar ekmeği yiyorum vallahi bir şey yapmıyorum. Abi demek ki sorun ekmeğin kendisinde. Ne ekmeği olduğu önemli değil. Dolayısıyla ekmeği ne ekmeği olursa olsun çıkartıyorsunuz. Yerine mutlaka kuru yemiş koyuyorsunuz. Şunu da söyleyeyim unutmadan. Hocam ben badem unu ekmek yapıyorum. Ben kara ekmek yapıyorum. Bunların karbonhidratı çok az. Haklısınız çok az. Fakat sen badem unu ekmeği, sen kara ekmeğini her yerde bulacak mısın? Nasıl edineceksin? Yani bir tatile gittin, bir misafirliğe gittin ya da o gün hastaydın yapamadın. E sonraki gün ekmek yiyeceksin. Abi sorun şu alışkanlıklar. Bizim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım ve bunun için de yapmamız gereken şey çıkartmak. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç elde etmeyi beklemek ahmaklıktır. Bu sözü hiç unutmayın. Ve sizi şeker hastası yapan alışkanlıklarınızı değiştirmeden de iyileşmeyi beklemeyin. Alışkanlık ekmek yemekse ki çoğu zaman öyle değiştireceksiniz nokta. Şimdi bana şunu diyeceksiniz can ama vücudun şekere ihtiyacı var. Yani ben şekersiz yapamıyorum. Şeker olmadan ne yapacağım? Şimdi bu konuda size bir miktar katılıyorum. Fakat yeterince iyi anlaşacak mıyız bilmiyorum. Sizin şeker ihtiyacınızı domatesten, turptan ve kırmızı pancardan karşılayabilirsiniz veya havuçtan. Bunlar kök sebzelerdir. İçerisinde nişasta bulundurur ve sindirildiği zaman şekere dönüşür. Ve bu şeker de sizin bedeniniz için aynı baklavada bulunan şeker gibi gayet hücrelerinizin içine girer ve sizi besler. Yani aslında söyleyeceğim şey şu. Siz şekeri bunlardan alacaksınız. Peki ne fayda elde edeceksiniz? Bakın Bakın çok net. Birisi havucun içerisinde beta karoten vardır. Çok ciddi bir vitamin kaynağıdır. Aynı zamanda havucun içerisindeki lifler ve yapısı nedeniyle bağırsaktaki kötü bakterileri ve bağırsaktaki o kötü bakterilerin ürettiği toksinleri bağlar ve dışarı atmaya yardım eder. Evet, kırmızı pancarın içerisinde nitrat vardır. Bu nitrat vücudun içerisinde nitrik oksite dönüşür ve nitrik oksit damarları genişleterek kalp damar sağlığına çok olumlu etkiler sağlar. Abi turpta, turp dediğiniz şeyde çok ciddi miktarda sülfür benzeri yapılar vardır. Bunlar karaciğerin detoksifikasyonunu sağlarlar. Yani demem o ki veya domates. Abi domatesin içerisindeki likopen antikanser özelliği en bilinen şeylerden biri. Erkekte prostat kanseri, kadında bilmem ne kanseri birçok etkisi var. Ve bunların içerisindeki şekeri de biz aynı diğer şekerler gibi kullanabiliriz. Yani şeker ihtiyacımızı böyle besinlerden alacağız. Aynı miktarda şeker alacağız fakat yanında sağlıklı öğeleri de alacağız. Çünkü şeker hastasının bedeni hasarlıdır. Bedeni tamir etmek için yanında sizin antioksidan, işte anti kanser, anti inflamatuar birçok şey almanız lazım ki bir yandan şeker almayınca kan şekeri dengelensin. Bir yandan da şeker hastalığının etkileri iyileşsin. Yoksa şeker hastalığı yerinde kalıyor sadece kan şekeri düşüyor. Peki bunu neyle değiştireceğiz? Çok basit. Reçelle, balla veya işte meyveyle değiştireceğiz. Hocam meyvede lif var. Meyve yememiz lazım değil mi? Abi sence senin sorunun lif mi? Peki senin sorunun meyve mi? Ben sana söyleyeyim. Senin sorunun şeker. Yani sen kan şekerini sabah meyveyle zıplatırsan o kan şekeri günün içerisinde sana çikolata yedirtecek, pilav yedirtecek, ekmek yedirtecek. Ve bunu çözmen için meyve yememen lazım. 50 sene meyve yedin eline ne geçti? Ben sana söyleyeyim hiçbir şey geçmedi. Bir ay yeme, bir ay yeme. Şekerini ölç, kendin gör. Meyve kaçmıyor. Gayet de yiyebilirsin. Fakat kendine bu izni ver. Ve bu şekilde tabularını yık. Yoksa iyileşmenin yolu yok. Yani şeker ihtiyacımızı domatesten, pancardan, turptan, havuçtan alacağız. Ve bu şekilde de bedenimizi besleyeceğiz. Bu besinleri çıkartmamız gereken ve yememiz gereken besinleri bir tabak oluşturup zihnimizde her günümüze koyacağız. Ben size söyleyeyim iki yumurtayı aldınız ya omlet şeklinde yaptınız işte sebzeli omlet ve benzeri. Veya haşladınız doğradınız koydunuz yanına bir iki domates bir iki havuç bir iki pancar bir iki tur böyle koydunuz harika. Zeytin isterseniz koyabilirsiniz. Çok az miktarda bir kaymak koyabilirsiniz. Bir avuç da kuru yemiş koyarsınız. Muhteşem bir tabak. Bakın bu gözünüzü doyurmuyor olabilir ama inanılmaz besleyici, kalori bombası ve sizi kan şekerinizi dengeleyen en önemli şey. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşçakalın.